Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İnşallah hepiniz sağlık ve afiyettesiniz. Her şey yolundadır. Kur'an-hadis ilişkisi konuşmamızın bu üçüncü bölümüne geldik. Konuya başlarken bunun üç bölüm halinde devam edeceğini, belki bilmiyorum bir dördüncü, beşinci bölümleri de ihtiyaç olacak mı? Zihnimde genel bir konuşma, bir bölümlük konuşma yapmak gibi niyetim vardı. Fakat konuyu ele alıp onun detaylarına inince hiç de bir oturumluk bir konu olmadığını gördük ve dolayısıyla en son yaptığımız konuşmada Kur'an ile hadisin ilişkisi bağlamında erken dönem, daha tabiin döneminde ulemanın çok önemli bir noktaya evrildiğini, gelinin bu noktada ikili, dualist bir vahiy anlayışının İslam geleneğinde zuhur ettiğini ifade etmeye çalıştım ve altını çizdim. Bugün bir taraftan bu konunun yine bazı detayları üzerinde durmaya çalışacağım. Diğer taraftan da Kur'an olarak ifade ettiğimiz Mushaf'ın yine hadis olarak ifade ettiğimiz rivayetlerin sıhhatini belirlemede nasıl bir mihenk taşı, nasıl bir mizan ve ölçü olabileceğinin imkan ve sınırlarını konuşmaya çalışacağım. Konuya geçmeden evvel takdir edersiniz ki bu hassas ve önemli mevzuun, yani özellikle Müslüman ulemanın İslam'a, dine bakışını, onu anlayışı ve yorumlayışını doğrudan etkileyen bu iki temel kaynağın ilişkisi ne kadar hassasiyetle üzerinde durursak duralım bunu fazlasıyla hak eden bir konu. Ve yine takdir edersiniz ki konuşmalarımız uzadıkça daha detaylara inmek ve detaylara indikçe işin daha usul ve metodolojik yönlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bakımdan izin verirseniz konuya bir tablo çizerek, bu tablo üzerinden bugünkü konuşmamı, yani Kur'an-hadis ilişkisinin üçüncü konuşmasını yapmak istiyorum. Kur'an-hadis ilişkisi başlığımızı yine koyalım. Metodolojik olarak önemi nedeniyle bu hassasiyetimi usul derslerimde de, eğer usul derslerimi izliyorsanız orada da görürsünüz. Zihinlerde yer etmesi
için kalıcı olmasını sağlamak bakımından sürekli Kur'an dediğimizde onunla Mushaf'ı, çünkü bunlar aralarında çok önemli ayrıntı olduğunu söyledik. Hadis dediğimizi de rivayeti kastettiğimizi, aslında böyle söylememiz gerektiğini, ancak geleneksel olarak zihinlerimiz hep Kur'an ve hadis şeklinde kavramlaştırmaya ya da onları bu şekilde duymaya alışık olduğu için, biz de en azından ben terminolojik olarak geçici bir süre için bu kavramları böyle kullanıyorum, ama sürekli altına kırmızıyla Kur'an derken Mushaf'ı, hadis derken rivayeti kastediyorum diye bu hassasiyetimi belirlemekten de geri durmuyorum. Bizim en başından beri bu konuyu ele alırken üzerinde durduğumuz çok temel bir tablomuz var. Bu temel tablo ve bu temel tabloya bakışımız konunun sağlıklı bir biçimde anlaşılması açısından zorunludur. Tablomuzun hiç kuşkusuz birinci çerçevesinde yer alan Hazreti Peygamber, ki biz buna asr-ı saadet diyoruz malum, 610 ve 632 yılları. Burada Hazreti Peygamber var aleyhissalatü vesselam. Sahabe ondan İslam dinini öğreniyor ve Resulullah İslam dinini onlara vahiy, kendi mübarek sözleri, artık ona hadis diyelim, ve yine mübarek örnekli uygulamaları da sünnet olmak üzere örnekliyor. Bunların üçünün de bir vahdet ifade ettiğini, bir birlik ifade ettiğini ve çelişmezlik yasasıyla çelişmezlik içinde olduklarının altını çizmiştim. Buradan sonra İslam ilimler geleneğinde dört asır son derece önemli dört asırdır. Bizim konumuz bakımından bu asırları ve geçen sohbetimde üzerinde durduğum Kur'an-hadis ilişkisine dair gelişmeleri bu tabloda, bu resimde tekrar yerleştirmeliyiz ki bunun üzerinden bugün konuşabileceklerimizi, konuşma imkanımız hasıl olabilsin. Hemen yazalım. Sahabe nesli tabiinle birlikte yaşıyor bu asırda. İkinci asırda tabiin nesli tebe-i tabiinle birlikte yaşıyor. Üçüncü asırda tebe-i tabiin nesli, bunlar artık muhaddisler, fukaha, mütekellim. Burada da tabii bunlar var, ama yani bir resimde ayrıntılı olsun şeklinde efendim böyle yazıyorum. Burada da yine muhaddisler, fakihler, mütekellimler, ulemamız ruhları şad olsun, İslami ilimler dediğimiz o muhteşem mirasımızın oluşumunun öncüleri ve failleridir. Erken dönem, daha tabiin döneminde en karakteristik özellik olarak dualist bir vahiy algısının ortaya çıktığının altını çizdim. Bu son derece önemli bir husus. Vahyi Kur'an ve hadis sünnet olarak ayırt eden bu yaklaşımın üzerinde durmamız gerekiyor. Kur'an vahyine
Kur'an vahyine metlu, yani tilavet edilen, ibadetlerde okunan, bunlara da gayrimetlu, yani ibadetlerde okunmayan vahiy anlamına gelen bir ayrımın ne ölçüde önemli olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Neden böyle bir anlayışın ortaya çıktığını bir önceki sohbetimizde tabiinin önde gelenlerinden yapmış olduğum nakillerle, sünnete ve Kur'an'a ilişkin değerlendirmeleriyle ve kendisine Hazreti Peygamber'e isnat edilen bir sözle bana Kur'an'la birlikte onun kadar bir başka şey de verildi buyurulması, innemâ utîtul Kur'an ve mislehu ma'ahu ifadesiyle aktarılan, rivayette de gördüğümüz üzere Hazreti Peygamber'e bu manada bu rivayete göre dualist bir efendim yapıda vahiy indiğini, vahyin de böyle bir dualizm içerdiğini ifade eder bu rivayet. Yani Resulullah'a bir Kur'an vahiy iniyor, bir de hadis ve sünnetle ilgili başka bir vahiy daha iniyor. Şimdi burada dikkatinizi istirham edeceğim. Çok önemli bir hususa işaret etmeye çalışacağım. Böyle bir anlayışın ortaya çıkmasının arkasındaki tarihsel arka plan, hadis ve sünnetin delil olma durumudur. Daha önce de işaret ettiğim üzere fırkalaşmanın beraberinde getirdiği ve ehli hak ve ehli batıl olmayı belirleyecek olan delilin Kur'an'la birlikte Hazreti Peygamber'in hadisleri ve sünneti ve tabii daha sonra bu hadisin içinde gayrimetlu'un içine dahil edilecek olan sahabe kavillerinin ve tabi'in kavillerinin, onların da mevkuf hadis, mevkuf ve maktu hadis olarak ve her ikisine de hadis sıfatı verilmek suretiyle değerlendirilmesi tamamen bunun delil olmasıyla ilgili bir şeydir. Yani erken dönem ulemanın hadis dediği şey delildir. Ancak İmam Şafii'ye geldiğimizde 3. asırda, şurada 2. asrın son çeyrekleri ve 3. asır bu kavşakta İmam Şafii bu karmaşaya son verecek ve hadis Hazreti Peygamber'in sözüdür diyecek. Ve yine burada İmam Şafii'ye epeyce atıfta bulunacağım rahimehullah'a. Bu dualist vahiy algısında, ikili vahiy algısında onun rolüne de işaret etmeye çalışacağım. Böyle bir algı ortaya çıktı. Doğrudan baktığımızda, düz bir bakış açısıyla konuyu değerlendirdiğimizde, değerli izleyenler, bu yaklaşımın hadisin ve sünnetin dinde delil olmasını güçlendirmeye matuf olduğunu görmemek mümkün değildir. Daha açık bir ifadeyle söyleyecek olursak, hadisin ve sünnetin gayrim metlu bir vahiy olarak Hazreti Peygamber'e Kur'an'la birlikte indirilmiş ve Cebrail'in onu talim etmiş ve öğretmiş olduğu yaklaşımı tamamen hadis ve sünnetin dindeki delil oluşunu güçlendirmek amaçlıdır. Neden? Çünkü bu hadis ve sünnet bir beşerin sözü ve uygulaması olduğunda mı daha değerlidir? Yoksa hadis ve sünnet mahiyeti itibariyle Allah'a ait olduğunda mı daha değerlidir? Hiç kuşkusuz ki
Allah'a ait olduğunda. Tabii geleneğimizde bu çok tartışılmıştır. Çağdaş dönemde daha çok tartışılmıştır. Hem usul açısından hem de hadis ilmi ve diğer fıkıh ilmi çerçevesinde Hazreti Peygamber'in sözleri, uygulamaları ne kadar onun içtihadına dayanıyor, ne kadarı Cenab-ı Hakk'ın onu yönlendirmesine bir manada vahyi gayri metduva dayanıyor. Bunlar sürekli tartışıla gelen hususlardandır. Bu konuda kanaatlerimi biraz sonra sizinle paylaşacağım. Sünnet kitabımda da bunu detaylandırmaya çalıştım. Belki ileride sünnet üzerine de bazı konuşmaları yapmayı planlıyorum. Şimdi demek ki hadisin ve sünnetin Hazreti Peygamber'in beşeri yönüne bağlanmasıyla onun risaleti üzerinden Allah-u Teala'nın bir biçimde onu bilgilendirmesine bağlanması arasında çok fark vardır. Bu konuda hem İlahiyat Fakültemizin ilk dergisi olan Dicle İlahiyat'ın ilk dergisi de yayınlanan Sünnet Vahiy İlişkisi makaleme bakılabilir. Bir de Eski Yeni dergisinde yayınlanan İmam Şafii'de Sünnet Vahiy İlişkisi konusunu yazdım. Ona da bakılabilir. Dolayısıyla böyle bir güçlendirme vurgusunun olduğunda hiç kuşku yok. Fakat bu güçlendirme iki biçimde okunabilir. Ve ben bu iki biçimde okumayı da sizinle birlikte yapmaya çalışacağım birazdan. Ve bu son derece önemlidir. İlk bakışta baktığımızda, ki genelde çağdaş ulemanın da bu konudaki özellikle konuya tarihselci açıdan ve modernist perspektiften bakan meslektaşlarımız itibariyle söylüyorum. Böyle bir dualist vahiy anlayışının son derece tehlikeli olduğu ve bunun sonuçlarının da ağır olabileceği şeklindeki iddiaları söz konusudur ve belli ölçüde haklılık payları da vardır. Ancak konuya nasıl baktığımız bence daha belirleyici olan bir husustur. Peki bu konuya nasıl bakılabilir? Nasıl bakılmalıdır? Şimdi genel olarak bu konuya bir önceki sohbetimde değinmeye çalıştığım gibi gerek İmam Mekkul'den naklettiğim sözlerde efendim ifadesini bulan sünnete Kur'an'ın ihtiyacından bahseden yaklaşımı gerekse işte Hasan bin Atiye'den nakledilen rivayetler ve diğer tabi'in imamlarından nakledilen rivayetlerde gördük ki böyle bir yaklaşımda hadis ve sünneti teşride müstakil görme eğilimi öne çıkıyor. Buraya dikkat edelim lütfen. Bunu bir diyelim. Bu eğilim sünneti ki bizim geleneğimize sünnet deyince bu sözcük her zaman hadisi de içinde kapsar. Bunu ileride sünnet konusunu konuşursam ne manada doğru ne ölçüde böyle bir algının sağlıklı olduğuna ilişkin inşallah bazı açılımlarda bulunmaya çalışacağım. Sünnet dediğimizde geleneksel yaklaşım itibariyle hadisi de içine aldığı için bu manada sünnet için denmiştir ki sünnet teşride müstakildir. Teşride müstakildir. Evet. Es-sünnetu müstakilletun fit-teşri'il İslami. İslam yasasında, İslam hukukunda sünnet müstakil bir otoritedir. Demek ki vahiy gayri metlu bakış açısı hadisin ve sünnetin teşride müstakil bir otorite olduğuna vurgu yapar. Bu ne demek? Böyle bir algı, yani Kur'an'da olmayan, hatta Kur'an'da var olan bir hükme mugayir, muhalif bir şari demektir. Meşhur
fıkıh usulümüzdeki şari kavramının, inşallah ileride usul derslerimizde bu konuların üzerinde durmayı düşünüyorum detaylı bir biçimde. Hazreti Peygamber sünnetinin vahiy gayrimetlu şeklinde telakki edilmesi, onu teşride bir şari konumuna getirir. Müstakil bir şari ama. Müstakil otorite, müstakil bir şari. Şari sözcüğünün farklı alanlardan da dinleyenler için açacak olursak, kanun koyucu demektir. Hüküm koyucu. Böylelikle, böyle baktığınız zaman, es-sünnetu müstakilletün dediğiniz zaman, fit-teşri'il İslami, böyle söylediğimizde, zorunlu olarak şunu da demiş oluyoruz. Dualist vahiy algısı, dualist şari algısına neden olmuştur. Bunun altını çizelim lütfen ve buraya da yazayım. Dualist vahiy algısı, dualist şari algısına neden olmuştur. Onun için tabiin neslinden itibaren başlayan bu algı karşımıza iki tane şari çıkarır. İşte birisi Kur'an, yani Allah'ın şari olması, Allah şaridir, kanun kurucudur. İki, Hazreti Peygamber şaridir. Bu nedenle innema utitul Kur'an, bana bir Kur'an verildi, burada şari Allah'tır. Ve mislehu ma'ahu, bir de benzeri bana verildi, o da benim gibi anlaşılmış. Oysa burada bunu böyle anlamak zorunda değiliz. Ve ben böyle anlıyorum. Hem İmam Şafii'nin Er-Risalesini böyle anlıyorum, hem Muvatta'yı böyle anlıyorum, hem de bu bağlamda Ebu Hanife'nin ona nispet edilen eserlerini ve bu geleneğin en ünlü usulcüsü Serahsi'nin usulünü böyle değerlendiriyorum. Cessas'ı böyle okuyorum ve dolayısıyla diyorum ki hadisin ve sünnetin bir biçimde vahye bağlanması Hazreti Peygamber'in konumunu teşride müstakilleştirmek, İlahi otoriteden ayrı bir de Rasul otorite oluşturmaya neden olursa bu hatalıdır. Oysa hadisi ve sünneti de vahiy gördüğümüzde, buraya dikkat buyuralım lütfen, Allahu Teala bir Rasulüne Kur'an indirdi. Yine Allahu Teala diyelim ki hadis ve sünneti de ona indirdi. Sünnet de ondan indi. Şimdi bu ayrı ayrı otoriteye mi neden olur? Tek otoriteye. Kur'an'da da şari Allah. Hadis ve sünnette de o. Niye? Çünkü oradan geliyor. Eğer hadis ve sünnetin de efendim İbn Hazm'ın ısrarla söylediği gibi ve ma yantiku anil heva in huwa illa vahyun yuha, da Resul'ün sözleri ve eylemleri de Cenab-ı Hakk'ın yönlendirmesiyle ve vahiyle ise bu onları ayrıştırmaz, tam tersine birleştirir, vahdet oluşturur ve benim söylediğim, iddia ettiğim ve temellendirmeye çalıştığım çelişmezliğe bizi götürür. Böyle olması lazım. Böyle algılamamız gerekir. Ve ben İmam Şafii'nin Risalesi daha dikkatli okunduğunda bunu söylemeye çalıştığını düşünüyorum ve makalemde bunu yazmaya çalıştım.
Ruhu şad olsun İmam Şafii'nin söylediğim anlamda bir Kur'an ve hadis vahdetini oluşturmaya çalışan ender zekalardan ve dehalardan birisi olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu itibarla dualist vahiy algısı dualizme neden olmayabilir. Oradan bir vahdet, bir monizm çıkarabiliriz. Çünkü kaynak birliği var. Her ikisi de Allah-u Teala'dan geliyorsa, bunlar arasında bir çelişki olabilir mi? Olduğunu varsaydığımızda bu çelişkiyi Allah'a, kendisine, zatına isnat etmiş olmaz mıyız? Bu mantıksal bir büyük yanılgıya, bir mantıksal hataya sebebiyet vermez mi? Elbette verir. Dolayısıyla geleneğimizdeki hadis ve sünnetin bir biçimde, ben bunu ilahi kontrol olarak da ifade ediyorum sünnet kitabında, bir biçimde affedersiniz, Cenab-ı Hak'la ilişkilendirilmesi, Hazreti Peygamber'in mübarek sözlerinin ve mübarek eylemlerinin, örnekliğinin Allah-u Teala ile ilişkilendirilmesi, onu vahiyden ve Kur'an'dan müstakil bir otoriteye dönüştürmez. Tam tersi, birlikte bir vahdete dönüştürür. Ve böylece de Allah-u Teala'nın isterse buna metlu vahiy diyelim, isterse gayri metlu vahiy diyelim, her ikisi de Allah-u Teala'ya ait olması hasebiyle birbiriyle çelişmeyeceği sonucuna zorunlu olarak varmak durumundayız. Böyle bir perspektif bizi Kur'an, hadis ve sünnet bütünlüğünü kabule zorlar, ayrıştırmaz. Şimdi müsaadenizle bunları daha anlaşılır hale getirecek bir şema üzerinden devam etmek istiyorum. Değerli izleyenler, Kur'an vahyi ile Hazreti Peygamber'in mübarek söz ve eylemleri arasında ortaya çıkan bu dualist yaklaşımda üç husus söz konusudur. Birincisi, Kur'an burada müstakil bir şari, sünnette burada müstakil bir şari. Yani Kur'an'ın belirledikleri var, sünnetin belirledikleri var. Bunlar arasında da uyum ve uyumsuzluk konusu söz konusu olduğunda sonuç sünnetin lehine olmuştur. Çünkü bir önceki konuşmamda da ifade ettiğim üzere bütün bu yaklaşımların arkasında Kur'an'ın mücmel olduğu, açık olmadığı, açıklanmaya muhtaç olduğu, tefsir edilmeye muhtaç olduğu, hatta işte sözünü ettiğimiz İmam Mekkul'ün Kur'an
sünnete, sünnetin Kur'an'a muhtaç olduğundan daha fazla muhtaçtır sözünü Ahmet bin Hanbel'e naklettiklerinde ben daha ecseru aleyh bunu böyle söylemeye cesaret edemem. Fakat sünnet Kur'an'ı tefsir eder. Yüfessiruhu ve yübeyyinuhu, tübeyyinuhu ve tüfessiruhu buyurduğunu efendim kaynaklarımız naklediyor. Peki burada da aynı mantığın olduğunu, yani Kur'an'ın tefsire, tebiyine, tavzihe, tafsile ihtiyaç olan bir kaynak olduğu temel yaklaşımı, ön kabulünün olduğunu görüyoruz. Tüm daha önceki yapmış olduğum konuşmalarda, Kur'an hermenötiğinde ve örneklerinde vurgulamaya çalıştığım gibi değerli izleyenler, bu problemin mushafla ilgili bir sorun olduğu görülmeden bu meselelerin hiçbirini sağlıklı konuşamayız. Çünkü hiç üşenmeyelim, yukarı çıkalım. Şurada asr-ı saadette burada. Burada. Kur'an ne mücmeldir, ne tavzihe ihtiyaç var, ne tafsile ihtiyaç, hiçbir şey yok. Kur'an gayet mübeyyen, gayet açık, gayet basit. Niye? Çünkü burada vahiy ve Kur'an dediğimizde bunların üç birliktedir. İşte bu üçünün birlikteliğinin sahabe sonrası tabi'in ve tebe-i tabi'in neslinde yorumlanış biçimi, bunların mushafa dönüşü ve rivayete dönüşü, vahyin mushafa dönüşü, hadis ve sünnetin rivayete dönüşü ve ayrılışı, bu vahdetteki vahye bağlı, vahye endeksli oluşturan vahdetin ikiye ayrılışı beraberinde dualist bir vahiy algısını getirmiştir. Ama bu birinci şıkta ifade etmeye çalıştığım üzere birbirinden ayrı, birbirinden müstakil, iki farklı otorite şeklinde anlaşılırsa bu yanlıştır. Bu algı hatalıdır. Hatalı bir algıdır. Kimse Allahu Teala'yı ve onun şanlı elçisini birbirlerine adeta rakip, iki şari ve otorite olarak konumlandıramaz. Bu doğru değil. Bu itibarla birinci şıkta ifade etmeye çalıştığım Kur'an'ın ayrı, hadis ve sünnetin ayrı otorite olarak tespiti hatalıdır. İkinci şık olarak, ikinci şık, ikinci şık, az önce ifade etmeye çalıştığım gibi, mushafın mücmel olmasından, tefsire, tafsile ve tavzihe ve tebiyine ihtiyaç duyduğu anlayış ve yaklaşımının zorunlu bir sonucu olarak sünneti daha geniş ve kapsamlı, Kur'an'ı daha dar görmek bize şöyle bir şema çizmemizi mümkün kıldı. Ortada Kur'an var. Bu Kur'an'ın sünnet ve hadis ile genişlemeye, açıklanmaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bu şekilde sünnet Kur'an'ı kuşatmıştır. Böyle olunca da işte tabi'in imamlarının yaklaşımıyla Kur'an sünnete, onun kendisini açıklamasına, izahına muhtaç görünmektedir.
böyle bir yaklaşım. Sanki iç içe iki daire olduğunda bir vahdet yansıtıyormuş gibi, bir birliktelik yansıtıyormuş gibi görünse de yanıltıcıdır ve hatalıdır. Çünkü burada yine geçen dersimde efendim ifade etmeye çalıştığım gibi burada sünnet kadiyetü belirleyicidir alel Kur'an. Böyle değil ama. Böyle kabul edemeyiz. Üçüncü şık, İmam Şatibi'nin muvafakatında özellikle sünnet bölümünde ısrarla söylemeye çalıştığı gibi, üçüncü şık, nihai çerçeveyi Kur'an belirler. Çerçeve Kur'an'dır. Ne kadar Kur'an vahyinin tefsiri, tavzihi, tafsili şeklinde görünse de sünnet ve hadis Kur'an'ın kuşatıcı, kapsayıcı kolları arasında olmak zorundadır. Nihai sınır Kur'an'dır. Bu nedenle İmam Şatibi sünnet Kur'an'ın sınırları içinde kalmak zorundadır. Getirdiği hükümlerin her birinde mutlaka Kur'ani bir asla dayanmak mecburiyetindedir der. Altıncısı ısrarla. Çok önemli bir husus. Ve birinci şıkta sünnet Kur'an'da herhangi bir asla dayanmayan hükümler de koyabilirken, ki müstakil yapılmasındaki amaç budur, ya da Kur'an'da var olan bir hükmün daha ağırını getirebilirken burada getiremez. İkinci şıkta getirebilirken burada getiremez. Çünkü doğru olan budur. Biraz yukarı alalım. Hatalıdır. Ve isabetlidir. Kur'an اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَ. Zina edenlere 100 değnek vurun diyor. Ve bu ağam lafızlarla اَزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ağam lafızlarla fıkıh usulü tabiriyle genel ifadeleri olduğu için zina suçuna verdiği ceza Kur'an'ın bellidir. Şimdi birinci şıkka göre sünnet bu cezaya bunu Kur'an'ın verdiği bu hükmü bekarlar içindir, evliler recm edilir diyebilir burada. Ve böylece sünnet birinci şıkta Kur'an'da var olan bir hükümden daha ağır bir cezayı belirlemiş olabilir. Ama üçüncü şıkka göre veremez. Çünkü Kur'an'ın verdiği ceza sınırdır. Sünnet bu sınırların içinde tahsis yapar, taklit yapar, tebyinde bulunur. Hırsızın elini kesin dediğinde mesela اَسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا نَكَالًا مِنَ اللّٰهِ. Hırsızın elini kesin diyor Cenab-ı Hak. Ne kadar keseceğiz, ne zaman keseceğiz, ne kadar çaldığında keseceğiz? Sünnet görevi bu. Sünnet vahiy bütünlüğünün anlamı bu. Sünnet orada bunun uygulamasını, örnekliğini gösterir. Ama dikkat edin. Bileğinden kesin. Sağ elimi kesecek.
ne çaldığında, ne kadar miktarda çaldığında kesecek. Bunları belirlersinler. Görevidir zaten. Ama Allah elini kesin derken sünnet, efendim hurma çalanın elini kesin de deve çalarsa kolunu, bacağını kesin diyemez. Çünkü hırsızlığın ceza sınırlarını Kur'an sınır koyar. Yani Allah şari olarak nihai sınırların belirleyicisidir. Hazreti Peygamber bu sınırların içinde kalmak koşuluyla açıklama yapar. Demek ki hadis ve sünnet bağımsız, müstakil bir şari ve otorite değil, Kur'an'ın ona belirlediği sınırlar içerisinde bir otorite ve şari'dir. Onun için İmam Şafii Rahimeullah Er-Risalesinde Es-Sünnetu ma fehimen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme minel Kur'an buyurur. Sünnet Resulullah'ın Kur'an'dan anladıklarıdır. Anlaşılan, anlaşılmaya konu olanı aşabilir mi? Ona bağlı olmak zorunda değil mi? Evet, elbette. İşte bakın. Böyledir. Sınırları koyar diyor Şatibi. Allah diyor ki ehallallahu bey'e ve harremer riba. Ahallallahu et tayyibat. Ve harremer recaiz. Ritz. Pis, kirli şeyleri haram kıldı. Tayyibatı helal kıldı. Şimdi Resulullah tayyibat sınırıyla habisat sınırı arasını doldurur. Şunlar şunlar tayyibattır, şunlar şunlar da habisattır der. Ama Resulullah tayyibat ve habisatı kaldıramaz. Başka bir şey koyamaz. Bu itibarla değerli izleyenler, hadis ve sünnetin erken dönem geleneğimizde vahiy kaynaklı olarak algılanmasını illa da birinci ve ikinci şıkta resmetmeye çalıştığım üzere olumsuz olarak anlamak zorunda değiliz. Onları üçüncü şıkta Şatibi'nin anladığı gibi merhumun, rahimehullah'ın, olumlu olarak anlama imkanımız var ve ben böyle anlamaya çalışıyorum. Ve böyle anlamanın isabetli olduğunu iddia ediyorum. Neden? Çünkü aynı kaynak ve bu aynı kaynaktan lemaan eden şeyler birbirleriyle asla çelişemez. Mantıksal olarak bu iddia da edilemez, savunulamaz da. Dolayısıyla hadis ve sünnetin vahiy kökenli, vahiy kaynaklı olduğunu iddia mantıksal zorunluluk itibarıyla hadis ve sünnetin Kur'an'la çelişmeyeceği sonucunu doğurur. Bunu kabul zorunludur. Yoksa hadis Kur'an da vahidir, dolayısıyla müstakildir. Hatta Kur'an'daki vahiy nesheder etmez diyor İmam Şafii. Değil mi? Denkler birbirini nesheder diyor bakın. O eski ve yenide çıkan makaleme bakmanızı öneririm. Çok önemli şeyler söylüyor. Ve bence bu mevzunun mantığını çok iyi kavramış ender fakihlerimizden ve muhaddislerimizden birisidir İmam Şafii Rahimeullah. Şimdi konunun
bizim açımızdan üzerinde durmaya çalıştığımız rivayetler açısından ve rivayetlerin tasihi için bir metodolojik zemin olması bakımından mushafın konumlandırılmasına, mushafın yerine yavaş yavaş gelelim. Buraya kadar arz etmeye çalıştığım hususlar, değerli izleyenler, yöntemsel bakımdan metodolojik olarak hadis ve Kur'an'ın geleneksel İslami ilimlerin ortaya çıktığı ilk 4 asırdaki konumlandırılmasına ilişkin ifadelerimdi. Şimdi ise şöyle bir başlık koymama izin verin. Rivayetlerin tasihinde, tasihinde Kur'an'ın yani mushafın ölçü olması, mizan olması böyle bir başlık zorunlu olarak buraya kadar bugünkü sohbetimizde ele almaya çalıştığım konunun mantıksal içeriğini yansıtıyor. Yani böyle bir başlık koyma demek örtük olarak rivayetler eğer Hazreti Peygamber'e aitse Kur'an ile çelişemez demektir. Bizim en temel sorunumuz rivayetlerin sıhhat problemidir. Sıhhat sorunu. İlk 4 asır içerisinde bütün ulemanın ve özellikle de muhaddislerin inanılmaz gayret ve çabalarının tüm efendim gayesi ve amacı bu rivayetlerin hangisinin Hazreti Peygamber'e ait olup hangisinin olmadığını belirleme olmuştur. Doğal olarak bunun için en önemli başvurdukları yöntem isnattır. Ve neler olduğu konusunu bu konuda sıhhat sorununu başta muhaddislerimiz olarak ulemamız nasıl çözmüştür? Bir isnat yoluyla, isnat sistemiyle. Evet, bu son derece önemli bir şey. İsnat, bir rivayetin Hazreti Peygamber'e aidiyetini belirlemede kaçınılmaz bir zorunluluktur. Ama bütün muhaddislerimizin ve usulcülerimizin de yine kabulüyle isnat bize sadece isnadın sahihliğini verir. Metnin değil. Çünkü rivayet dediğim şey iki unsurdan oluşur. Birisi isnat, diğeri metin. Asıl bizi ilgilendiren metindir. İsnat da zaten metni Resulullah'a ulaştıralım diye icat ettiğimiz bir şeydir. Bu itibarla isnadı önemli kılan şey metindir. Asıl olan metindir, fer olan isnattır. Metin asıldır, isnat ferdir. İsnadı niye icat ettik? Metni korumak için. Metnin Resulullah'a aidiyetini koruyalım diye isnadı icat ettik. O zaman önemli olan metindir. Bu nedenle de bizim usulcülerimiz, hadis usulcülerimiz,
bu hadis sahihtir denildiğinde kastedilen isnadının sahih olmasıdır diye altını çizerler. Demek ki geleneğimizde özellikle muhaddislerimizin ve usulcülerimizin bu rivayet, bu hadis sahihtir ile kastettikleri şey isnadın sahihidir. Peki yine aynı usulcülerimiz isnadın sahihliği, isnadın sahih olması metnin sıhhatini zorunlu olarak gerektirmez demişlerdir. Metnin sıhhatini zorunlu olarak gerektirmez. Yani evet, isnat sahih olduğunda metnin de sahih oluşu zorunlu bir sonuç değildir. Bu da bize gösteriyor ki isnadın bize sağladığı rivayetlerin sahih oluşu konusuna ek ve ilave yöntemsel metodolojik ilkelere ihtiyaç var demektir. O halde iki, metnin sıhhati nasıl sağlanabilir? Elbette bu hadis usulüyle ilgili son derece önemli sorunun pek çok farklı geleneğimizde de ortaya konulduğu üzere efendim cevapları verilmeye çalışılmış, yöntemleri geliştirilmeye çalışılmış ve bunların bir tanesi de Kur'an'a uygunluk. İşte bizim bugün biraz üzerinde duracağımız, ele almamız gereken husus, metnin sıhhatini belirlemede musafın rolü üzerinde konuşacağız. Rolü nedir? Konuşacağız. Musaf ne ölçüde bir rol oynamaktadır? Bunu konuşabilmek, bir yöntem olarak bunu benimseyebilmek ve rivayetlerin sıhhatinde bunu bir metod olarak uygulamak, bugüne kadar Kur'an-hadis ilişkisi bağlamında yapmış olduğumuz konuşmaların bütününde vurgulamaya çalıştığım bir perspektife sahip olmayı gerektirir. Eğer yukarıda arz etmeye çalıştığım üçüncü şıktaki Kur'an'ın nihai sınırları belirleyen bir çerçeve olduğunu kabul etmezsek, musaf rivayetlerin sıhhatini belirlemede bir ölçü olamaz. Demek ki rivayetleri Kur'an'a arz olarak, arzul hadis alel Kur'an olarak genelde ifade edilen bu durum, ki orada hadisten maksat rivayetlerdir. Rivayetleri Kur'an'a arz etmek, yani Kur'an'a uygun olup olmadığını belirlemek, yöntemsel olarak Kur'an'ın nihai sınırları belirleyen bir çerçeve olduğunun kabulünü zorunlu olarak şart koşar. Birinci şık ve ikinci şıkta resmetmeye çalıştığım gibi Kur'an'ı ayrı, hadisi ve sünneti ayrı ayrı konumlandırabilen bir akıl açısından benim bu söylediklerimin hiçbir karşılığı yoktur. Ya da ikinci şıkta sünneti Kur'an'a hakim, kadıyı kılan ve belirleyici olanın sünnet olduğunu söyleyen bakış açısı açısından da hiçbir karşılığı yoktur. Bu itibarla musafın rivayetlerin
sahih olup olmadığını belirlemede bir mizan, bir ölçü, bir kıstas, bir mihenk olabilmesi için birinci koşul perspektif şartıdır. Ve bu perspektif hadis ve Kur'an'a nasıl baktığımızla ilgilidir. Vurgulamaya çalıştığım o bütünlük ve vahdet, hem asr-ı saadette fiilen gerçekleşen o vahdet, daha sonra da her ne kadar dualizm gibi görünse de aslında bir monizm olarak görmenin mümkün olduğu hadis ve Kur'an'ı, hadis ve sünnetin vahiy kaynaklı olduğuna ilişkin yaklaşım, iddia ve argüman benim söylediğimi destekler mahiyette görülebilir, okunabilir ve öyle de olmalıdır diye düşünüyorum. Peki böyle olduğunda ne olur? Böyle olduğunda ne olur? Burada çok temel bazı hususlar duracağım. Belki örneklerini ve uygulamalarını bir sonraki inşallah Kur'an-hadis ilişkisi konuşmamıza bırakacağım. Şöyle düşünelim değerli izleyenler. Size bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Bu çerçeve üzerinde duracağımız konunun sağlıklı anlaşılması bakımından son derece önemli. Çerçeve şu. ...610 tarihinde vahiy inmeye başlıyor. Resulullah vefat ettiği 632 yılına kadar da vahiy devam ediyor. Vahiy peyderpey iniyor. Evet, vahiy peyderpey iniyor. Evet. Bunun anlamı şu. Vahiy, asr-ı saadetin tarihi sürecine, tarihi sürece müdahale ediyor, mesaj veriyor. Yani tarihte X olay olduğunda vahiy ona göre bir şey gönderiyor, Y olay olduğuna gönderiyor, Z olayına gönderiyor, T olayına gönderiyor. Efendim, yani sadece vahiy olaylara mı iniyor? Başka inmiyor mu? İnmez mi? Hem olaylara iniyor, hem de bu tarihi sürecin gelişmesine paralel, bu kültürel ortama, bu kültürel ortam biliyorsunuz, Arap kültürü, bu kültürel ortama Cenab-ı Hak o kültürel ortamın kötülüklerini bertaraf edecek, iyiliklerini tahkim edip güçlendirecek, bir de yenilikler lütfedecek mesajlar indiriyor. Dolayısıyla ister doğrudan bir X, Y, Z, T olayına, ki biz buna sebeb-i nüzul diyoruz, ilişkin ayetler inmiş olsun, isterse tarihin kendine, kültürün kendine yönelik. Buna sessiz sebeb-i nüzul diyorum ben. Kültürün kendisi, zemin, kültürel zeminin kendisi bir sebeb-i nüzul olarak vahiy iniyor. Yani şu çerçeve üzerine farklı bir şekilde yazmak isterim lütfen. Bu çerçeve vahyin gündemidir. Vahyin gündemi bu çerçevedir. Peki
Vahyin çerçevesi bu tarihi sürecin 610 ve 632'nin gündemi olduğuna göre bu gündeme sesleniyor Cenab-ı Hak. Gündem bu. Peki bu çerçevenin içindeki gündem şu sözcük, bu gündem. Kimin gündemi? Hazreti Peygamber ve sahabenin gündemi. Ve sahabenin gündemi. Yani iki ayrı gündemimiz yok. Vahyin gündemiyle Hazreti Peygamber'in gündemi aynı gündem. O zaman şimdi soralım. Resulullah Kur'an'ın bir biçimde gündeminde yer almayan ne söyler? Düşünelim lütfen. Şimdi rivayetlere bakıyoruz. Rivayetler. Şimdi bu kaynaklardaki rivayetlerin gündemlerini, gündem konularını tespit ettiğimizde bu konuların vahyin gündemini çok fazla aştığını görüyoruz. Vahyin gündemin çok fazla aştığını görüyoruz. Peki aşabilir mi? Aşmalı mı? Niye aşmalı? Ne alaka diye sorduğumuzda bunların cevaplarını sağlıklı vermek zorundayız. Şatibi merhumun Resulullah'ın teşrii yasamaları yani sünneti bir biçimde Kur'an'ın sınırları içinde kalmak zorundadır dediği gibi onun mübarek beyanları, sözlerinin konuları, muhtevası ve gündemi de kalmak zorundadır. Tabii dünyevi konuşmaları, gündemleri kastetmiyorum dini anlamda. Onun elçiliğini ilgilendiren, risaletini ve tebliğini ilgilendiren boyutuyla söylüyorum. Bu itibarla size arz etmeye çalıştığım Kur'an-hadis ilişkisi bağlamında sunmaya çalıştığım bu perspektiften konuyu yeniden ifade edecek olursam, benim ilkel diyebileceğim tırnak içinde boyutta doktora tezim olarak ele aldığım hadislerin Kur'an'a arzı çalışmam ki, onu yazdığım zaman üzerinden 25 sene geçti. O boyutlarda değil, çok daha kapsamlı bir boyutta ben Kur'an-hadis ilişkisi bağlamında buraya da temel ilkeler olarak yazıp konuşmamı toparlamaya çalışacağım değerli izleyenler. Birinci ilke rivayet Kur'an ile çeliştiğinde değil. Genelde böyle anlaşılıyor. De değil. Çeliştiğinde değil. Tüm rivayetler Kur'an ile uyumlu mudur diye arz edilmelidir. Yani bir hadis kaynağında
yer alacak rivayet Kur'an ile uyumlu olduğu gösterilmelidir. Mesela Elbani merhum, ruhu şad, makamı cennet olsun. Kaynaklarımızdaki rivayetlerin yeniden işte silsiletül ahadis sahiha, daife, mevdu'a diye çalışmalar yaptı. Sahi meşkur olsun. Ama hepsini yine isnat merkezli yaptı büyük ölçüde. Öyle değil. Tüm rivayetlerin Kur'an'a uygunluğu ölçüsünde, Kur'an'a uygunluk bağlamında isnadı ne olursa olsun Kur'an'a uygun ve uyumlu olduğu belirtilmelidir. Sadece bu Kur'an'a çelişiyor diye onu Kur'an'a arz etmek değil. Çelişiyorsa zaten problem bellidir. Çelişip çelişmediğini tespit açısından da uyumlu olduğunu göstermek bakımından da. Dolayısıyla bu birinci ilkemde söylemeye çalıştığım rivayet Kur'an ile çeliştiğinde değil, çelişmediğinde de bakacağız. Öyleyse birinci ilkemiz Kur'an-hadis ilişkisi bağlamında rivayetlerin sıhhatlerini belirlemede Musaf'ın, Kur'an'ın nasıl bir mihenk, kıstas ve ölçü olduğunu ifade ederken bunun altını çizmemiz gerekiyor. Yani A, çelişenleri, B, uyumluları. Her ikisini belirlerken de Musaf ölçüdür, ölçü olmalıdır. Sadece çelişenleri değil. Çelişiyorsa zaten onun atılması gerektiğini, uyumlu olduğunda ise sahih sayılması gerektiğini. Söylüyorum. Ve bir yöntem olarak, usul olarak böyle olması gerektiği kanaatindeyim. Bu son derece önemli ilkemizin ikinci ilkesini de yazıyorum. Yerimizde kalmamış. Zaten tamamlayacağım. Görüyorum ikinci ilke. Değerli izleyenler, Kur'an'ın sınır kabul edilmesi. Kur'an, Kur'ani muhteva sınır kabul edilmelidir. Yani ne demek? Kur'ani muhtevaya bir biçimde uygun olmayan, bir biçimde Kur'ani muhteva ile ilişkilendirilemeyen rivayetlerin zaten sahih olma şansları yok demektir. Bu çok önemli bir ilkedir. Çünkü az önce vahyin gündemi ve Hazreti Peygamber'in gündemi mevzunda çizmeye çalıştığım çerçeve ve şema, eğer iyi anlatabilmişsem, meramım anlaşılabilmişse bu ikinci ilkeyi belirlemek içindi. Neden? Çünkü bu ikinci ilkede demeye çalışıyorum ki Hazreti Peygamber'in Kur'an'ın hiç temas etmediği bir gündemi olamaz. Hele de bu gündem onlarca, yüzlerce rivayet içeriyorsa, Hazreti Peygamber'in yüzlerce hadisiyle gündemi olan bir konuya vahiy nasıl sessiz kalabilir değerli izleyenler?
bu kadar hayati önem arz ettiği, Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın bu kadar hayati önem arz ettiği, vurguladığı, mübarek sözleriyle dile getirdiği bir konuda Allahu Teala nasıl sessiz kalabilir? Çünkü biz vahyin tavrını biliyoruz. Ne münasebetle nazil olduğunu 23 yıllık tecrübe içinde gayet iyi anlamış, gayet iyi görmüş durumdayız. Ne kadar tali ve küçük sayılabilecek münasebetlerle Allahu Teala'nın tenezzül buyurarak vahiy indirdiğini tavır olarak biliyoruz. Karı koca arasındaki kavgayı vahye konu eden, Hazreti Peygamber'in sofrasına nasıl oturulur kalkılır konu eden, kapının kaç kere çalınacağına ilişkin beyanatta bulunan bir vahyin tarihe müdahale tavrı, Hazreti Peygamber'in büyük tahşidatlarla ele aldığı, vurguladığı ve gündemi yaptığı konu ve konularda nasıl sessiz kalabilir? İçinizden bu konular ne acaba diye geçirdiğinizi fark ediyorum izleyenlerin. Hoca bu konu mu onu deyip duruyor da bunlar ne acaba diye. Evet, o da üçüncü oldu, evet işte. O da dörde kalsın diye saklıyorum onları. Evet. Bu konular hangi konular acaba? Kaynaklarımızda, hadis kaynaklarımızın Kitabul İman, Kitabus Salah, Kitabus Zeka, Kitabus Savm, Kitabul Hac, kitap bu bölümlere, bunları kastediyorum muhtevalar. İşte inşallah önümüzdeki Kur'an hadis ilişkisi sohbetimde örnekleriyle Kur'ani muhteva ve Hazreti Peygamber'e isnat edilen rivayetlerin muhtevalarını karşılaştırmaya çalışacağım. Bunu yazalım. Zira orada kalmış olalım. Kur'ani muhteva ya da vahyin muhtevası. Vahyin muhtevası ile, diğer bir adı gündemiyle ile rivayetlerin muhteva karşılaştırılması. Bu karşılaştırma bize Kur'an hadis ilişkisinde rivayetlerin Hazreti Peygamber'e ait olup olmaması konusunun mushaf merkeze alınarak, mushafın anlaşılması çerçevesinde bize nasıl bir metodolojik imkan sağlayabileceğini inşallah örnekleriyle göstermeye çalışacağım. Efendim, bir kere daha vakit ayırıp bu uzun, yorucu usul konularını dinleme lütfunda bulunduğunuz için hepinize müteşekkirim, minnettarım. Bir sonraki sohbette buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla, afiyetle kalınız efendim.